düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu sivillerimizin bir gün başsağlığı dilendiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın milletvekilliği listeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın milletvekili aday listelerinin bugün Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili aday listeleri Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunuldu. MHP'de milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreci devam ediyor. Partiye kabul edilen 1894 başvurunun 1350'si incelendi. Kabul işlemi hukuk, parti ilkeleri ve liyakat çerçevesinde yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın milletvekili aday listelerinin MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu açıkladı. Semih Yalçın, aday listesine son ve nihai şeklinin bugün verileceğini ve 7 Nisan'da YSK'ya sunulacağını belirtti. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi'nde 4 başkanlık divanı üyesinden oluşan milletvekili adayı değerlendirme ve tespit komisyonunun çalışmaları sürüyor. Komisyon tarafından yasal ve hukuki prosedürler yanında liyakat kriterleri esas alınarak hazırlanan milletvekili aday listesi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye arz edildi. Milletvekili adayı değerlendirme ve tespit komisyonu gerek parti tabanının ve teşkilatlarımızın genel temayülünü, gerekse kamuoyunun beklentilerini dikkate alarak büyük bir ciddiyet ve titizlikle mesai sarf etmektedir. Seçim takvimi gereğince MHP'nin milletvekili aday listesine bugün nihai şekli verilecek ve 7 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak ifadelerini kullandı. Milletin diyen döner mi istikbalden? Bu haklı dava. Siyasi partilerde milletvekili liste mesaisi sürüyor. Altılı Masa'nın 4 küçük ortağı yeni bir karar aldı. Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek. Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek. Türkiye'de gündem 14 Mayıs seçimleri. Siyasi partilerde ise milletvekili listeleri. Listeler son halini alıp 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Son birkaç gün kala yeni bir gelişme yaşandı. Partiler arasında yürütülen görüşmelerde 4 partinin CHP listesinden seçime girme kararı alındı. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden girecek. Bu gelişme sonrası söz konusu partilere verilecek vekil sayısı merak konusu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 54 vekil sözü verdiği altılı masanın 4 partisine 30 milletvekili vermesi bekleniyor. İyi Parti yine ittifak kararlarına aykırı davranmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarına rağmen Meral Akşener ortak listede olmayı kabul etmedi. İyi Parti sadece Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane ve Bayburt illerinde ortak listeye sıcak bakıyor. Diğer tüm bölgelerde seçime kendi logosuyla girecek. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması CHP ve İyi Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Son verilere göre 14 Mayıs Pazar günü 64.191.285 seçmen sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. 14 Mayıs'ta 64.191.285 seçmen oy kullanacak. Bir yandan siyasi partiler hazırlıklarını yapıyor, diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu. Sürecin şeffaf ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için Yüksek Seçim Kurulu mesai yapıyor. YSK son olarak oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı. Toplanan verilere göre 14 Mayıs günü 64.191.285 seçmen oy kullanacak. Bu seçmenlerin 3.286.258'i yurt dışında yaşıyor.
Ayrıca oy verme işlemleri için toplam 195.705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4.969'u yurt dışında, 21.015'i ise köylerde kurulacak. Seçmen kütüğü 12 Nisan'da netleşecek ve 19 Nisan'da seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı başlayacak. Oy verme işlemi Türkiye genelinde 08 ila 17 saatleri arasında yapılacak. Saat 17 itibariyle sırada bekleyenler varsa bu kişilerin sandık kurulu başkanınca sayılıp oy vermeleri sağlanacak. Deprem bölgesinde eskiden hangi okullara sandık kurulduysa aynı okullara yine sandık kurulacak. Okullar yıkılmış ya da hasar görmüş olsa bile bahçesine konteyner konarak oyların kullanılması sağlanacak. İl değiştiren depremzede seçmenler adres kaydını aldıkları yerde oy kullanacak, oylar o seçim çevresi için sayılacak. Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı kanunun ikinci maddesine göre ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı %7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan %7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde seçim beyannamesinin yanında milletvekili adaylarına verilmek üzere gerçekleştirilen vaatler kitapçığı hazırlanıyor. Kitapçıkta MHP'nin daha önceki beyannamelerinde sözü verilen ve hayata geçirilen vaatlere vurgu yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday belirleme ve kampanya çalışmaları eş zamanlı yürütülüyor. Bu kapsamda hem seçim beyannamesi hem de gerçekleştirilen vaatler kitapçığı hazırlanıyor. Kitapçıkta MHP'nin daha önceki seçim beyannamelerine atıfta bulunulacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro gibi vaatlerin gerçekleştirildiğine dikkat çekilecek. Vaatlerin Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi döneminde hayata geçirildiğine vurgu yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki güfte ile beste örtüşmüştür değerlendirmesine yer verilecek. Gerçekleştirilen vaatler kitapçığı MHP'nin 7 Nisan'da açıklanacak, milletvekili adaylarına dağıtılacak. Adaylar kitapçıktaki unsurları kampanya döneminde sahada aktif olarak kullanacak. Seçmene yaparsa Cumhur İttifakı yapar mesajı verilecek. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret etmiş, taleplerini dinlemişti. Kapalı kapılar ardında HDP'ye verilen vaatleri HDP'li Sırrı Sakık itiraf etti. Terörist başı Öcalan dahil tüm teröristlere genel af çıkacak ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na da vaatlerini kamuoyuyla paylaş çağrısında bulundu. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gizli pazarlığı HDP'li Sırrı Sakık itiraf etti. Kapalı kapılar ardında söylenenleri kamuoyuyla paylaşsın dedi. Terörist başı Öcalan'a özgürlük istedi. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. HDP'li milletvekili Sırrı Sakık bir YouTube yayınında CHP'nin HDP'ye vaatlerini ifşa etti. Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP'li Sakık hem Kılıçdaroğlu'na hem de altılı masanın diğer ortaklarına aba altından sopa gösterdi. İktidarı paylaşıyorlar, Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını, bakanlıkları, hatta milletvekilliklerini. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız? HDP. Ama bazı siyasi partiler işte o altını masada bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Oyları ne biliyor musunuz? Emin olun %1'de değil, 1000'de 1'lerde olan bir parti. Bizimden gelecek, Cumhurbaşkan yardımcısı olacak, bizimden gelecek bakan olacak ama bize de parmak sallayacak. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'yla pazarlığı yapılmış olacak ki terörist başı Öcalan'a özgürlük bile istedi. Herkese özgürlük, Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya burada uzun süredir Öcalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecriti görüyoruz. Cumhuriyeti de hedef aldı HDP'li Sırrı Sakık. 100 yıllık bu ret ve inkarı bu seçimlerde halkımıza gideceğiz.
Ya 100 yıllık Cumhuriyet'in politikalarına mı onay vereceğiz, yoksa yeni yüzyılımızı birlikte inşa edeceğimiz demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte nasıl inşa edeceğiz? Biz böyle bakıyoruz, böyle gidiyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre rezervler azaldı. 122 milyar 423 milyon dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 31 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 271 milyon dolar azaldı. 122 milyar 423 milyon dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 89 milyon dolar azalışla 70 milyar 247 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 24 Mart'ta 71 milyar 336 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 31 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 271 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolardan 122 milyar 423 milyon dolara indi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin müjdesini vermişti. Gazi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi. Düzenleme ile aylık farklılıkları da giderildi. Bu gelişme Erzurumlu gazileri sevindirdi. Gazi maaşları asgari ücret seviyesine yükseltildi. Erzurumlu gaziler alınan kararı sevinçle karşıladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023'teki güncelleme ile 3250 liraya yükseltilen en düşük gazi maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılacağının müjdesini vermişti. Düzenleme yapıldı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre gazi maaşları 1 Nisan itibarıyla asgari ücret seviyesine yükseltildi. Muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderildi. Bu kapsamdaki gazilerle dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak. Bu gelişme Erzurumlu gazileri sevindirdi. Teşekkür ederim. Yapılan düzenlemeyi Erzurum'daki gaziler nasıl karşıladı? Tabii mutlulukla kalır, sevinerek kalır, kabullendik. İnşallah daha iyi yerlere gelecek bu gazilerimiz. Bu gazilerimiz Kıbrıs'ta tarihe altın harflerle isimlerini yazılan vatan kahramanlarıdır. Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı'nda toplanan gazi ve gazi yakınları adına konuşan Şube Başkanı Salih Mescim, düzenlemede emeği olanlara teşekkür etti. 16 yıldır şeref aylıklarımızda sosyal güvencesi olan olmayan ikiye ayrılmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bu gaziler cenazesini devletin şefkatli kollarını açarak bağrına bastı. Sayın Cumhurbaşkanı'na şükranlarımı arz ediyorum. Salih Mescim, gazilerin diğer taleplerini de dile getirdi. Çözüme kavuşacağına inanıyoruz dedi. İnşallah en yakın zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızdan gazi çocuklarında iş istihdamının sağlanmasını ve faizsiz konut kredisi iki tane isteğimiz kaldı. İnşallah Cumhurbaşkanımız sayesinde bunlara da kavuşacağız. Ramazan ayının 15. günü geride kaldı. Sahurla birlikte başlayan oruç süreci akşam ezanıyla birlikte son buluyor. Geçtiğimiz gün Erzurum'da akşam ezanında bir sorun yaşandı. Merkezi sistem arızası nedeniyle ezan ya okunmadı ya da geç okundu. Türkiye Ramazan ayını idrak ediyor. 11 ayın sultanı Ramazan'da 15 gün geride kaldı. Bu sene 29 gün sürecek olan Ramazan'da sabah ezanıyla birlikte yeme içme eylemi son buluyor. Bu süreç akşam ezanına kadar devam ediyor. Erzurum'da dün akşam ezanını bekleyenler şaştı kaldı. Çünkü ezan bazı yerlerde hiç okunmadı, bazı yerlerde de yaklaşık 10 dakika geç okundu. Merkezi sistemde yaşanan teknik arıza nedeniyle bu gecikmenin yaşandığı belirtildi. Ezanın geç okunması Erzurumlular tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada akşam ezanının geç okunması gündem oldu. Erzurum'un Olur ilçesinde yaşayan Gülistan Kurt, omzunda tüfeğiyle çakalların tavuklarını yememesi için nöbet tutuyor.
Gülistan Kurt omzunda tüfeğiyle tavukları koruyor. 68 yaşındaki Gülistan Kurt Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı mahallesinde ikamet ediyor. Çakallardan tavuklarını korumak için tüfekle nöbet tutuyor. Bahçelerde tüfek omzunda gezen Gülistan Kurt, arada sırada tüfekle havaya ateş ederek çakalların tavuklara yaklaşmasını önlüyor. Gülistan Kurt'a silah kullanmayı öğreten kişi ise eşi. Her zaman tavukları ben hani oturamıyorum. Hanıma silah atmasını öğrettim. Çünkü bağırmakla, çağırmakla çakalın elinde kurtarma mümkün değil. Tavukların şeylerini eğer ki silah havaya atmasan tavukların çiçek kuyruklarını kopardı. Her gün bir tavuk gidiyor. Mecbur kaldım ben işten hani boşanıp devamlı tavuklarıma sahip olamıyorum. Hanıma öğrettim silah atmasını. Ben olmadığım zaman hanım kümesten koyuyor tavukları. Ama işte bir saat, iki saat daha işte otlatıp içeri kapatıyor. Erzurum'un merkezinde gün boyu zaman zaman yağmur etkili olduğu yağış Erzurum-Tortum karayolunda kar olarak etkisini gösterdi. Erzurum-Tortum karayolunda kar yağışı etkili oldu. Nisan ayında bir hafta geride kaldı ama Erzurum'a bahar gelmiyor. Kent merkezinde gün boyu aralıklarla yağmur etkili olmuştu. Yağış Erzurum-Tortum karayolunda kara dönüştü. Karaköbek mevkiinde adeta lapa lapa kar yağdı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler karlı yollarda ilerlerken oldukça dikkatliydi. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli kapsamında 3. toplantı yapılacak. Şehirleri afetlere hazırlamak üzere oluşturulan modelin toplantısına Murat Kurum başkanlık edecek. Şehirleri afetlere hazır ve dirençli hale getirmek için kollar sıvandı. Bu kapsamda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli oluşturuldu. Modelin 3. toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Toplantıya ilişkin açıklama bakanlıktan geldi. Toplantının 7 Nisan Cuma günü saat 15'te İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacağı belirtildi. Kurul, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli çalışmaları kapsamında uzmanların, bilim insanlarının ve akademisyenlerinin katılımıyla oluşturuldu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ortaya çıkan durumun yönetimi konuşulacak. Yeniden inşa sürecinde uygulanacak politikalarla dirençli şehirlerin oluşturulması değerlendirilecek. Türkiye'de afet risk yönetimine ilişkin çalışmalar yürütülecek. Kurulun 3. toplantısında şehirlerin inşa ve inşası, mekansal planlama, hasar tespit, tarihi ve kültürel mirasın korunması için çalışma gruplarının oluşturulması bekleniyor. Türkiye'nin direncini afetlere karşı artırma hedefiyle 360 derecelik bütüncül bir yöntemle kurgulanan modelle ilgili uygulamaya konacak kararlar toplantının sonunda açıklanacak. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki gücüne güç katacak 3 milli fırkateyn için imzalar atıldı. Fırkateynler 3 ayrı özel tersanede eş zamanlı olarak 36 ayda inşa edilecek. Türkiye'nin Mavi Vatan gücü genişliyor. 3 milli fırkateyn için daha imzalar atıldı. Fırkateynler 36 ayda inşa edilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM projesi devam ediyor. İstif sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni geminin inşası için imza töreni düzenlendi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir törende açıklamalarda bulundu. MİLGEM projesi Türkiye'nin yüz akı, kendi gemisini tasarlayan, üreten bir ülke olarak dünya ligine çıktı ve MİLGEM'lerimiz de dünyada büyük ilgi görmeye başladı. Şimdiye kadar 4 gemimizi teslim ettik. 5.'si inşallah fırkateyn olarak bu yıl teslim edilecek. Yine sivil tersanelerimiz bu projeyi aldılar ve
gerçekten de dünyada işi görülür bir şekilde, görülmeyen bir şekilde 36 ayda 3 geminin birden çıkması, 3 fırkateynin birden çıkması Türkiye için bir gurur vesilesi. Demir, TCG Anadolu gemisinin pazartesi günü teslim edileceğini söyledi. İnşallah pazartesi günü Anadolu gemimizin deniz kuvvetlerine teslimin töreni yapacağız. Anadolu gemisi nitelindeki bir geminin dünya ligindeki fiyatlarıyla bize olan maliyetleri, şimdiki milli gemilerimizin dünya ligindeki fiyatlarıyla bize olan maliyetleri gerçekten çok çok farklı. Bu projelerle sadece yerli savunma sanayimizi kalkındırmakla kalmıyoruz. Ülkemize korkunç maddi kazançlar da sağlamış oluyoruz. Bunu da belirtmek isterim. İsmail Demir, deniz filomuzu geliştirmeye devam edeceğiz, dedi. Türkiye'nin denizlerde varlığı çok önemli. Mavi Vatan çok önemli. Ege'de, Doğu Akdeniz'de haklı mücadelelerimiz var. Bu mücadeleleri ancak ve ancak Mavi Vatan'da güçlü olarak sürdürebiliriz. Mavi Vatan'da gücümüzle işte bu yerli milli sistemlerimiz olacak. Gemilerimizin sadece kendileri değil, içindeki bütün sistemlerin yerli olması bizim için çok büyük avantajlar sağlıyor olacak. Deniz filomuzu yenilemeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Yurtta şiddet olayları kanla bitti. Kocaeli ve Adana'daki olaylarda 2 kişi öldürüldü. Adana'da 16 yaşındaki çocuk sosyal medyadan tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu. Kocaeli'nin Derence ilçesinde berberlik ve nakliyecilik yapan Rüstem Ümit Duman dükkanın önünde husumetlisi tarafından öldürüldü. Olay akşam saatlerinde Engin Caddesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi iddiaya göre husumetlisinin berber dükkanına gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duman'ı dükkanın dışına çağıran saldırgan tabancayla 3 el ateş edip kaçtı. Duman ayağına, karnına ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Can alan bir başka şiddet olayının adresi Adana oldu. Husumetli iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri kalabalığı havaya ateş açarak dağıtabildi. Dövdü ha! Yine Adana'da akraba iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret ettiği gerekçesiyle kavga çıktı. 16 yaşındaki saldırganın olayda rastgele ateş açması sonucu 12 yaşındaki çocuk başından, 21 yaşındaki şahıssa boğazından vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olaydan sonra kaçan saldırgan suç aleti tabancayla yakalandı. Oğlum namusuma acıdım ya. Yurtta meydana gelen kazalarla devam ediyoruz. İstanbul'a giden belediye personelini taşıyan otobüs Kayseri'de devrildi. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Adana ve İstanbul'da meydana gelen kazalarda ise 1 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı. Malatya'da başlayan yolculuk Kayseri'de acıyla sonlandı. İstanbul'a giden belediye personelini taşıyan otobüs Pınarbaşı ilçesinde devrildi. Yaşanan kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Deprem bölgesi Malatya'ya giden Bağcılar Belediyesi personeli İstanbul'a dönüyordu. Otobüs Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Kara Halka mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve tedaviye alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'da bir dolmuş durağa daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olay Merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Dolmuş otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bir kişinin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Esenyurt'ta ise freni patlayan minibüs İETT otobüsüne çarptı. Minibüste bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Ya bir ses duyduk biz, bir anda böyle bayağı bir ses çıktı. Sonra bir baktık otobüsle işte şu araba çarpışmış. Ambulanslar falan geldi, yaralı olduklarını söylüyorlardı.
Yani bayağı bir karıştı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilis'te tam bir vahşet yaşandı. 9 yaşındaki yabancı uyruklu bir kız çocuğu kayboldu. Küçük çocuk evlerinin yan sokağındaki iki katlı evin su kuyusunda ölü halde bulundu. Üstelik çocuğun boynuna iple briket bağlanmıştı. Kayıp aranıyordu, su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde bulundu. 9 yaşındaki kız çocuğunun ölümü yürekleri dağladı. Korkunç olayın adresi Kilis. Yabancı uyruklu Gina Mercimek henüz 9 yaşındaydı. Okuldan çıktıktan sonra ailesi küçük çocuktan haber alamadı. İhbar üzerine bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Çalışma sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı. 9 yaşındaki Gina evlerinin yan sokağında iki katlı evde su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde ölü bulundu. Talihsiz kızın cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan vahşetin faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı. Elazığ'da Hazar Gölü kıyısı çamurla kaplanarak renk değiştirdi. Göldeki kirlilik havadan görüntülendi. Elazığ'da bulunan Hazar Gölü kıyısı renk değiştirdi. Hazar Gölü Türkiye'de derinlik anlamında ilk sırada yer alıyor. Eşsiz manzarası, plajları ve kamp alanlarıyla vatandaşların gözde tatil mekanları arasında. İki adası ve saklı kente bulunan Hazar Gölü'nün kıyı şeridi çamurla kaplanırken ziyaretçilerin bıraktığı atıklar da dikkat çekti. Bir kısmı kahverengiye boyanan Hazar Gölü drone'la havadan görüntülendi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2012 yılında bir köprü faciası yaşanmıştı. Köprünün çökmesi sonucu 15 kişi Filios nehrine düşerek yaşamını yitirmişti. Yaşanan faciada 15 kişi için anma töreni yapıldı. Kayıp 4 kişi ise 11 yıldır bulunamadı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فهم لا يبصرون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن المبين صدق الله العظيم إلا البلاغ المبين aslında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma merasimi nedeniyle buraya geldik. Böyle bir Kur'an tilavetiyle programımıza başladık. Ruhlarına buradan hediye edin. Hepsini rahmetle anıyoruz. Burada Başkan Belediye'nin onunla görüşüyorduk. Kaç yıl yapıyorduk bu merasim diye. Başkan Bey'in göreve geldiği ilk yıllardan itibaren başlamış. Her yıl yaptığımız bir program. Tekrardan burada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına da başsağlığı diliyor. Hem ilçemiz özelinde hem de ülkemiz genelinde. Samsun'da aracıyla evine giden bir kişi direksiyon başında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Evine 200 metre kala kalp krizi geçiren şahıs aracıyla kaza yaptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Samsun'da Fatih Molla Yakupoğlu isimli bir vatandaş evine 200 metre kala kalp krizi geçirerek kaza yaptı.
Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Molla Yakupoğlu hayatını kaybetti. Olay Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Fatih Molla Yakupoğlu otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sürücü kalp krizinin etkisiyle önce refüje, daha sonra kaldırıma çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Fatih Molla Yakupoğlu'na ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İki çocuk babası Molla Yakupoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Karaköy'de kısmi çökmelerin yaşandığı gerekçesiyle çevresinde önlem alınan 5 katlı bina tamamen çöktü. O anlar kameraya yansıdı. Kısmi çökmelerin yaşandığı gerekçesiyle çevresinde önlem alındı. Birkaç saat sonra tamamen çöktü. Metruk binanın çökme anı kameralara an be an yansıdı. Kemeraltı Caddesi'ndeki tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökmeler yaşandı. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tramvay yolunun geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı. Gün içerisinde binada zaman zaman kısmi çökmeler yaşandı. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol trafik akışına kapatıldı. Öte yandan T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu. Tramvay seferleri Bağcılar Eminönü istasyonları arasında yapılırken Eminönü Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verildi. Saat 15 sıralarında bina tamamen çöktü. Alınan önlemler sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çökmenin ardından etrafı koca toz bulutu sardı. O anlar kameralara yansıdı. Adana'da dağdan kopan kaya parçası seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Yaşanan feci olayda 4 öğretmen hayatını kaybetti. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen feci şekilde can verdi. Acı olay Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke yolunda meydana geldi. Himmetli İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak okuldaki derslerinin ardından yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıkmışlardı. Otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kaya altında kalan 4 öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke yolunun 71,6. kilometresi tedbiren trafiğe kapatıldı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.